Mobil uygulama videoları kanalına hoş geldiniz. Ben Eyüp Esen. Bugün sizlere yine bir uygulamanın kullanımından bahsedeceğiz. Ekibim ve ben sizler için faydalı olabilecek bütün mobil uygulamaları kanalımızda çekiyoruz. Bildirim zilini açabilirseniz çok mutlu oluruz. Haydi videomuza başlayalım. Merhabalar, mobil uygulama videoları kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle OKX mobil uygulamasında al-sat botları menüsünü inceleyeceğiz. Hazırsanız videomuza başlayalım. Videoya geçmeden önce eğer bu videoyu cep telefonlarınızdan izliyorsanız tam ekranı almanızı tavsiye ederim. Haydi videomuza geçelim. Öncelikle olarak arkadaşlar uygulamaya giriş yaptıktan sonra al-sat menüsüne giriş yapıyorum. Burada al-satın üzerine bir defa daha tıklayarak al-sat botları seçeneğine giriş yapıyorum. Burada gördüğünüz gibi arkadaşlar bizim bot oluşturarak bu botlar sayesinde para kazanmamızı sağlayan bir sistem yer alıyor. Gördüğünüz gibi kopyalayanlar ve kullanıcıların toplam kazancı burada karşımızda. Biz burada nasıl oluşturuyoruz? Öncelikli olarak bakmak istersek gördüğünüz gibi spot grid, vadeli işlem grid, vadeli işlem DCA, Spot DCA, sonsuz grid gibi seçenekler karşımıza çıkıyor. Burada tümü diyerek ilerliyorum. Örnek olarak herhangi bir botun nasıl yapıldığını incelememiz gerekiyorsa BTC USDT sürekli işlemini burada kopyalayabiliriz. Üzerine giriş yaptıktan sonra arkadaşlar kopyalananların sayısı, bottaki varlıkların toplam tutarı, performanslardaki oran ve orantı ve son 3 gündeki karımız ve son 30 gündeki karımız karşımızda. Ayrıntılarına indiğimiz zaman yönünün uzun pozisyon kaldırıcının 10x olduğunu görüntülüyorum. Gördüğünüz gibi burada başlangıç koşulunun anında tetiklenme olduğunu görüyorum ve fiyat adımları çarpanında 1x olduğunu görüntülüyorum arkadaşlar. Biz burada botu kopyala dersek kaldıraç işlemini gördüğünüz gibi buradan 10x olarak ben sabit tutmak istiyorum. Çünkü 10x'ten yukarısı arkadaşlar likidasyon sürecinde riskimizi arttırıyor. Ardından yatırım tutarımızı belirtiyoruz. Gördüğünüz gibi tutar en az 2336 dolar olmalı diyor. Biz burada örnek olarak 2400 tutar diyelim. Oluştur dediğimiz zaman arkadaşlar gördüğünüz gibi burada 2400 dolarlık bir yatırım marjini oluşturmuş olduk. Ve döngü başına da %0.45'lik bir kar bırakacağını söylüyor. Maksimum otomatik güvenlik emir adedi de 13 şeklinde arkadaşlar. Yani burada aslında biz bir emir verip bir coin'in düştükten sonra tekrardan coin'in fiyatını arttırıp ardından satıp işlemini yapmamız, yani burada hodl dediğimiz şeyler de bizim belirli bir zaman aralığında arkadaşlar para kazanmamızı sağlıyor. Tabii ki daha güvenli bir yöntem ama burada bizim para kazanma sürecimiz daha fazla olduğundan dolayı, yani bu zaman olarak biz eğer bu zamanı kısaltmak istersek bu işlemlerde 10x gibi, 5x gibi, 7x gibi işlemler arkadaşlar daha kısa sürede daha fazla para kazanmamızı sağlayan bir sistem. Biz burada botu kopyalayarak biz o an alım satım yapmadan, ihtiyaç duymadan burada alım satım yapmasını ve bu sayede bize para kazandırmasını sağlayabiliyoruz. Fakat bu kısa zamanda kazandırılan paraların belirli riskleri oluyor arkadaşlar. Burada BTC, örnek olarak BTC'yi ele aldığımız için ondan bahsediyorum. BTC'yi aldığımız zaman BTC'deki ani düşüşler ve dalgalanmalar burada bizim zarar etmemize sebep olabilir. Kopyaladığımız botun bize zarar olarak geri dönmesini sağlamış olabiliriz. Buradaki yaptığımız analizler doğrultusunda bu işlemi yapmanızı tavsiye ederim. İleride likide olmanız olabilir. Paranızın yarısını kaybetmiş olabilirsiniz. Veya aksine çok büyük paralar da kazanmış olabilirsiniz arkadaşlar. Bu tamamen sizin kişisel tercihiniz. Burada yapacağınız her işlemin risk barındırdığını hatırlatmış olalım. Evet arkadaşlar, videomuzun sonuna geldik. Bizleriniz için teşekkür ederiz. Kanalımıza abone olarak bizi destekleyebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bir mobil uygulama videoları kanalının sonuna daha geldik. Ben Eyüp Esen ve ekibim sizler için kaliteli ve faydalı olabilecek birçok mobil uygulama videosunu bu kanalda çekiyoruz. Siz de destek olmak için bildirim zilini açabilirsiniz. Tabii ki de bildirim zili abone olmaktan daha önemli. Şimdilik hoşça kalın.